Çalışıyoruz ya kutsal kitaptan Yakup bölüm 1 denenmek ve ayartılmak. Tabii ikinci ayetten başlıyorum. Burada Yakup diyor ki kardeşlerim çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğiniz zaman bunu büyük sevinçle karşılayın. Yakup tabii ki bunu menşin ediyor ki dünyada imanlı olarak çeşitli tecrübeler geleceğini, yüz yüze gelir olaylarla karşılaşacağız ki öyle olaylarla karşılaşacağız ki belki beğenmeyeceğimiz bir durumlar olacak. O olayların içinde nasıl bir durum almamız gerektiğini söylüyor. Tabii ki örnekler, güncel hayattaki örnekleri verebiliriz. Sıra bekliyorsunuz. Adamın birisi birden önünüze geçiyor. Ve sıranızı alıyor. Ve Yakup ona diyor ki bunu büyük sevinçle karşılayın. Ve o durumda ne yapabiliriz? Sevinçli kalmamızı istiyor. Tabii bazen imanlı olarak bedeni sarılıyoruz ve diyoruz ki ben ona gösteririm. Hemen önümüzdeki insana hey ne yapıyorsun? Ne biter bizi kızmaya veya onunla tartışmaya başlıyoruz. Fakat Yakup diyor ki bu sadece tabii bir örnek, simple yani basit bir örnek. Bunu büyütebiliriz bu örneği. Güncel hayatımızda çok şeyler var ki bizim sevincimizi çalıyor, bizim sevincimizi götürüyor. Fakat Yakup diyor ki böyle bir denemelerde sakın ha sevinçsiz kalmayın, sevinçle karşılayın. Yani sevinçsizliğin, üzüntünün ilacı nedir? Sevinçli olmak. Sevinçli olmakla sevinçsizlik kayboluyor. Sevinçli olmak her zaman için insanlara iyi ve sağlığımıza iyi. Ruhsal hem iyi oluyoruz hem bedenimiz iyi oluyor. Yani mutlu olmak her ortamda çok iyi oluyor. Tabii ki nasıl ki bazen doktora insanlar gidiyor. Tabii ki doktora gidiyorlar. Diyorlar tansiyonum çıkıyor doktor. Ne yapmam lazım? Ve doktor ona bakıyor ve diyor ki tansiyonun çıktığında bu ilacı al. 10 miligram, or bilmem 15 miligram, 20 miligram, her neyse o ilacı veriyor. Bunu diyor saatine alacaksın ve tansiyonunu düşürür. Fakat bu kişi tabii ki önce doktora inanıyor ve doktorun verdiği bu ilacı tansiyonu çıktığında hemen alıyor ve belli bir zaman sonra ne oluyor? Tansiyon iniyor. Ve Yakup da bize kendi hayatındaki tecrübelere dayanaraktan
Tanrı'nın, Jesus'un derslerini çabuk öğrenerekten yazmış bizi buna. Yazmış bunları bize. Diyor ki ilaç olarak olayların içinde, negatif olayların içinde sevinçli olun. Devam ediyor tabii ki. Niçin sevinçli olur insan? Demek ki bir şey bilir, beyninde bir şey dolaştırmamız lazım ki sevinçli olalım. Ne dolaştırabiliriz ki biz sevinçli olabiliriz bu olay karmaşık olayların içinde? Karmaşık olayların içinde bunu hemen açıklıyor 3. ayette. Çünkü bilirsiniz ki Yakup bunu bize hatırlatıyor. Çünkü bilirsiniz ki, yani bilmeyen insanlara söylemiyor. Biz der ki biliyoruz bunu. Bilirsiniz ki diyor. Bilmek demek ki bize hatırlatıyor bildiğimiz şeyi veya unutmuş olduğumuzu görüyor veya unutabileceğimizi anlıyor ve bize hatırlatıyor. Çünkü bilirsiniz ki imanınızın sınanması yani denenmesi dayanma gücünü yaratır. Tamam, niye sevineceğiz şimdi? Bak, burada yazılı. Çünkü bilirsiniz ki biliyoruz, bir şey biliyoruz ki bunu yaparak sevinçli olmamız lazım ki çünkü imanımız deneniyor ve dayanma gücümüz çoğalıyor. Güçleniyoruz ruhsal olayların içinde. Nasıl ki bazen güncel hayatta bir iş yaparız. Ağır iştir. Fakat biliriz ki içimizden seviniriz ki ya bunu yaparsam işte şu kadar para alacağım. Biliriz ve seviniriz ki o parayı alacağız. Bu işi yapmamız lazım. Belki zor olabilir. Fakat kan ter dökeriz ve o işi yaparız ki sonucu yani seviniriz ki sonradan para alacağız. Bu da ruhsal ne diyor? Sevinin. Çünkü bilirsiniz ki imanınızın sınanması dayanma gücünü artırır. Bir, niye sevineceğiz? Dayanma gücümüz artıyor. Ve dayanma gücü de hiçbir eksiği olmayan olgun ve yetkin kişiler olmanız için tam bir etkinliğe erişsin. Ne oluyor? Dayanma gücü de başka bir şey getiriyor. Neyi getiriyor? Olgun, yetkin kişi oluyorsun. Hiçbir şeyin eksik olmuyor. Yani olgun bir insan oluyorsun. Biliyorsun ki o durumun içinde ne olacak? Sana yardım eden birisinin olduğunu biliyorsun. Ne diyor? Devam ediyor 5. ayette. Sizden birinin bilgelikte eksiği varsa herkese cömertçe azarlamadan veren Tanrı'dan istesin. Tanrı ona verecektir. Öyle bir şey oluyor ki durumların içinde, sıkıntıların içinde ne yapacağımızı şaşırıyoruz bazen. Ne zaman ki zorlukların içinde sevinçli oluruz. Dayanma gücümüz artar. Ne zaman ki dayanma gücümüz artar, olgun insan oluruz. Ve nereye gideceğimizi biliriz, ne kimden yardım alacağımızı biliriz. Bunun için de ne yaparız?
Eğer diyor bir eksiğiniz varsa, bilgisizliğiniz varsa, gideriz Tanrı'dan isteriz ve Tanrı da verecektir. Verecektir çünkü onun sözü var, var ki verecek. Bunun için sevinçli oluyoruz çünkü biliyoruz bir kişi, bir şahıs değil, bir bizi yaratan kişinin, kişi demeyeyim, Tanrı bize yardım edecek. Onun için seviniyoruz. Çünkü o bize yardım ediyor. Devam ediyor 6. ayette. Yalnız hiç kimse hiç sorry. Yalnız hiç kuşku duymadan imanla istesin. Çünkü kuşku duyan kişi rüzgarını sürükleyip savurduğu deniz dalgasına benzer. Ve bu olaylar tekrar bu olayların içine, sıkıntılı olayların içine gidiyoruz. Ve sevinçli olmamızı istiyor Yakup. Çünkü biliyorsunuz ki diyor, bu dayanma gücünü oluşturuyor. Ve dayanma gücü ve olgun oluyoruz. Olgunluğa dönüştürüyoruz. Ve biliyoruz ki kime gideceğimizi ve Tanrı'ya gidiyoruz. Eksikliklerimizde Tanrı'dan istiyoruz. Fakat imanla kuşku duymadan ondan istememizi istiyor. Çünkü kuşku duyarsak, negatif olursak o zaman ne oluyor? Tanrı'dan bir şey alamıyoruz. Yani bütün ilaç burada. Yani Tanrı Yakup'u kullanaraktan bize hatırlatıyor ki nasıl ruhsal ilaçları kullanabiliriz. Nasıl ki dünyasal bedensel ilaçları kullandığımız gibi ruhsal ilaçları da zamanında, yerinde ve bilgili olarak kullanmamız lazım. Bu Yakup'un 1. bölümünün 7. ayetine kadar bunu anlıyoruz. Tüm yaşamında böyle değişken, kararsız olursak Rab'den bir şey alamayacağımızı söylüyor Yakup. Biz de gelin bu ilacı günsel hayatımızda kullanalım. Nedir ki denemelere düşüyoruz? Nedir ki denemeler var şimdi hayatımızda? İmanlı olarak sakin şekilde geçelim. Sevinçli şekilde geçelim. Ya. Ve Tanrı'dan nedir ki eksiğimiz var, ondan isteyelim, aldığımıza da iman edelim. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.